Nereye gidiyoruz'dan merhaba. Nereye gidiyoruz dedik. Bu hafta Alay Köşkü'ndeyiz. Hasan Eren Ulu Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Alay Köşkü'ne gayet istisnai bir yer, gayet güzel bir yer. Sonbaharda İstanbul'da, Gülhane Parkı'nın içinde. Neden konuşursanız konuşun, hangi konuyu konuşursanız konuşun, ilk önce benden bahsedin diyen bir mekan aslında. Biraz Alay Köşkü'nden bahsedelim. Daha sonra Nobel'lere doğru bir yolculuğa geçeceğiz. Evet, bugün Nobel'in serüvenine doğru yol alacağız. Tabii Alay Köşkü'ne geldik. Sur-u Sultani deniliyor. Topkapı Sarayı'nı çevreleyen surlar. Dışarıdan içeriye girişi engelleyen surlara Sur-u Sultani deniliyor. Belirli noktalarda gözetleme kulesi gibi yerler var. Bunlardan birisi de Alay Köşkü. Biz şu an sultanların ayak izlerini takip etmişiz. Neden? Çünkü hükümdarlar buradan esnaf alaylarını, elçi kabulü için gelenleri, asker geçişlerini gözetliyorlar, bakıyorlar nasıl olduğunu, geçişin nasıl olduğunu ki hemen zaten Alay Köşkü'nün karşısında da Sadaret, eski başbakanlık diyelim, Bab-ı Ali var. O yüzden önemli ve güzel bir yerdeyiz. Bir de günümüzde edebiyatın önde gelen isimleri, kralları mı diyelim onlara, kraliçeleri mi, onların isimlerinin yaşadığı yer. Evet, İstanbul için gerçekten Tanzimat'ın, Gülhane Hattı Hümayun'un okunduğu birçok şeylerin gördüğü, görüldüğü, işte İmparatorluk Osmanlı Devleti'nin farklı dönemlerine şahitlik etmiş, Meşrutiyet'i, Tanzimat'ı, Meşrutiyet'i hepsini görmüş, bütün tarihe tanıklık etmiş. Bab-ı Ali de zaten matbuat alemimizde yukarıda olduğu için böyle bir yer, böyle bir şey. Buradan aslında Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphane Müzesi olarak hizmet veriyor şu anda. Ahmet Hamdi Tanpınar ev sahipliği yapıyor diyebiliriz edebiyat çılarımıza. Melih Cevdet Anday'ın mesela kırmızı pasaportu var, diplomatik pasaportu var burada. Şahsi eşyaları var Ahmet Hamdi Tanpınar'ında sergilenen. Geldiğimizde gördüğümüz şey onların hala burada bir parçalarını yaşadığı. Bir ruh üflüyorlar burada değil mi? Onu evet. Hissedebiliyoruz. Kapıda büstleri var Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Yahya Kemal'in, içeride Orhan Pamuk'un büstleri var. Arkanızda hemen Necip Fazıl'dan izler görebiliyoruz. Arkamızı aldık Necip Fazıl'ı. Evet. Nazım Hikmet var. Nazım Hikmet'in mesela şeyi vardır. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Evet. Bunun pek çoğumuz Cem Karaca'nın söylediği öyle hızlı, ritmi hızlanarak giden böyle çok hoş bir şekliyle vardır. Onunla da şöyle bir hikaye söylenir. Anlatılır. Denir ki Nazım Hikmet gelmiş işte sevdiği kızı burada bekliyor ve polis de onu arıyor. İşte şiirin sözlerinden de anlaşılabileceği üzere tam buluşacaklar ama işte o sırada polis geldiği için bu ceviz ağacının tepesine çıkıyor. İşte sesini de çıkaramıyor. Saklanıyor. İşte saklanıyor. İşte sen bunun farkında değilsin. Polis de farkında değil filan diye bir şey yapılıyor. Bu hikaye çok güzel tamamlanıyor. Bu şiirden böyle bir hikaye çıkarılıyor ama bu sosyal medyada filan da son derece böyle tam gaz giden işte biliyor musunuz hikayesini vesaire diye anlatılan bir şey. Ama bu tam manasıyla tırnak içinde hikayeymiş yani. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Zaten bulunduğumuz yer aslında halka açık olan bir yer değil. Az önce söyledim Sur-u Sultani halkın içine giremeyeceği bir alan. Gülhane Parkı da sarayın has bahçesi Topkapı Sarayı'nın. Hanımefendiler burada tenezzüh diyelim gezinti çıkıyorlar. Hükümdar aşağıda Eminönü iskeleye doğru uzanan bir geniş park. Çeşitli yerlerde oturuyorlar, eğlence oluyor. Ne zaman günümüzde nasıl millet bahçesi arayışı var. İnsanların gidip göreceği, hoşça vakit geçireceği bir yer. 1913 yılında
operatör Cemil Topuzlu burada bir millet bahçesi gibi bir bahçe açılmasını düşünüyor ve başarıyor. Halka açılıyor, geliyorlar. Zaten Cumhuriyet'in ilanından sonra hani daha önce de konuşmuştuk. Nasıl buluşma yeri Taksim'se Gülhane Parkı'nda buluşma yerlerinden birisi oluyor aslında. Evet. Bu şekliyle Ahmet Hamdi Tanpınar mesela Nobel'e yavaş yavaş geçecek olursak Nobel almamış bir şeyimiz, edebiyatçımız. Nobel'de 3 aşağı 5 yukarı İngilizce üzerinden ilerleyen bir mekanizma. İskandinav dillerini hani İsveççe'yi falan saymazsak, onların kendi lokal şeylerine bakmazsak komitenin okuyacağı kitaplar ağırlıklı İngilizce üzerinden çevrilmiş. Bu anlamda aslında dünyayı tanımak için bir İngilizce penceresine girmek gerekiyor. O tornaya bir girmek gerekiyor sanırım. Böyle bir şey var. Nobel'in de böyle bir şey var. Ahmet Hamdi Tanpınar şu anda dünyayla aşırı derecede buluşmuş. Belki en fazla çevrilen yazarlarımızdan birisi. Belki de birinci sıradadır. Ama yetişmemiş, ömrü vefa etmemiş bunları görmeye. Evet, o bizim gönlümüzde Nobel'i almış adeta. Bu kadar insanın vefatının üzerinden yaklaşık işte 70 seneye yakın zaman geçti. Hala onu araması, dillendirmesi, kitaplarını izini sürmesi, hatta kitaplarında yazdığı yerleri gidip görmesi müthiş bir yazar olduğuna işaret, delalet. Abdülrezzak Gurnah'a geçelim. Bu sene Nobel'i aldı. Onun üzerine biraz sizden başlayalım hocam. Neler var? Nasıl birisi? Nasıl bir profilden söz ediyoruz? Nobel bu sene Abdülrezzak Gurnah, Tanzanya'ya bağlı Zanzibar doğumlu. Afrika'nın doğusunda, yani bizim haritada hemen kolayca parmağımıza gösteremeyeceğimiz bir yer. Fakat ya büyükelçisi var Mehmet Güllüoğlu Bey, yani o kadar da değil yani. Hani hayır. Yani çok duymadığımız, duysak dahi haritada kolayca gösteremeyeceğimiz bir yer. Fakat artık duyduk ve çok rahat yerini biliyoruz. Evet. Zanzibar'a dair de bilgimiz artacak, öyle görünüyor. Burada Abdülrezzak Gurnah İngiliz kolonisi olan bir ülkede aslında doğuyor. 1960'lı yıllarda İngiltere çekiliyor. Kendi iç mücadeleleri, o iç mücadelelerden kurtulmak isteyenler kaçıyorlar. Abdülrezzak Gurnah da İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de yaşamına devam ediyor. Fakat bilinçli bir gidiş, bilinçli bir kaçış belki. Hatta bilinçli bir arayış. Çünkü kitaplarını şöyle göz atınca, Türkçe'ye çevrilen kitapları var. Karakterler kendisinden istaşıyor. Ya mülteci, ya kaçarak, ya bir edebiyat alanında yazar diyelim, yazıları var, profesör. Kendisi de aynı şekilde üniversitede ders veriyor. Yani kendi hayatından çeşitli sahneleri kitaplarına yedirmiş. Ve konu, araştırdığı konu, yazdığı konu, ilgilendiği konu özellikle mülteciler üzerine ki günümüzde popüler, gözümüzün önünde olan, hepimizin bildiği Orta Doğu'daki sorunlar nedeniyle bir konu. Bu yüzden Nobel Komitesi dikkate almış olmalı diye düşünüyoruz. Dikkate almış diyoruz, Nobel diyoruz. Hani bu, sadece bu açıdan, sadece Abdülrezzak Gurnah açısından bakınca çok neredeyse idealize edilebilecek bir durum var. Ama geçtiğimiz yıllarda Peter Handke'ye verildi bu ödül. 2 yıl önce zannediyorum. Evet. Peter Handke'ye verildi ve Peter Handke Srebrenica soykırımına taraftar olan, soykırımı tanımayan bir yazar mesela. Milošević'e olan sevgisini ilan eden birisi. Yani bu dünyanın birçok yerinde eleştirilen bir durum, eleştirilen bir kişi. Bu kişiye veriliyor. Niye veriliyor? İşte eserlerinden dolayı vesaire veriliyor. Bir de hani eserlere verilmiyor aslında Nobel. Kişinin kendisine veriliyor. Hani kısıtlı sayıda yapılan atıfları bir kenara bırakacak olursak Nobel bir yazara, onun yazarlığına veriliyor. Bir eserine değil, yazarlığına. Yani eseri bir kişiyi bir eser olarak gören bir durum diyebiliriz. Tek bir eser üzerinden de gitmiyor. Gurnah için verilen ödülde işte postkolonyal diyor. Yani İngiltere sömürgesinden sonra orada yaşayanların, o mültecilerin hayata intibakları, bu sürece dair daha merhametli, şefkatli yazılar yazması nedeniyle verildi gibi bir açıklama var. Yani aslında dünyada farklı boyutları var bunun. Aslında Nobel'e bu anlamda, Nobel ödüllerine bu anlamda teşekkür etmek lazım. Bir yönü şu, dünyanın içinde bulunduğu ikiyüzlülük baktığımızda, bugün sadece Afrika'dan değil, dünyanın birçok yerinden yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda olan insanlar var. Bunlara karşı herhangi bir sempati geliştirilmiyor, bunlara karşı herhangi bir çözüm geliştirilmiyor.
veya yetersiz oluyor. Ama bir yandan da ödüllendirilerek sanki onları temsil eden kişiler İngilizce üzerinden ödüllendirilerek İngilizce'ye çevrilmiş. Aa, bu güzel bir göçmendir, mültecidir. Bakın işte biz bunun yanında duruyoruz. Demek ki biz sizi seviyoruz falan gibi böyle biraz üstten bakış gibi geliyor. Ne dersiniz? Ben ona yanıtı Abdurrezzak Gurnah'ın röportajından vereyim. Kendisi röportajında şöyle söylüyor. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktığı için eleştiriyor. Hadi bu bizim konumuz değil. Ama mültecilere karşı bakış açısı nedeniyle daha ağır eleştiriyor. Yani kapıları neden açmıyorsunuz? Neden mültecilere yardımcı olmuyorsunuz? Dipnot olarak da şunu söylüyor. 1960'lı yıllar veya 70'li yıllarda herhalde o dönemdeki ırkçılık şu anda daha azaldı ama ortadan kalktığını söyleyemiyor. Büyük evet. Bir çelişki var ortada. Açıkça söylüyor zaten. Bir de kendi ana dili Swahili dili evet. Ve İngilizce üzerinden yazıyor. Kitaplarını da İngilizce üzerinden yazıyor ve izini o şekilde bırakıyor. Buradan da şeye geçmek istiyorum. Yani insan başka bir dile mi iltica ediyor veya başka bir duyguya mı iltica ediyor? Veya mültecilik sadece coğrafi olarak tanımlanabilecek bir şey mi? Biz ne yazık ki çok dar çerçevede değerlendiriyoruz. Mülteci ülkesine yurdunu bırakıp gitmek zorunda kalan gibi. Ama düşünceleri nedeniyle azınlıkta olan insanlar da mülteci midir? Benim aklıma hep bu geliyor. Çünkü bir sıkıştırılmışlık duygusu, hayata intibak edememe. Ben açıkçası farklı fikirde olan kişilerin, tabii ki savaş olur, yerini yurdunu kaybeder, ailesini kaybeder, kaçmak zorunda kalır, mültecidir. Ama fikirleri nedeniyle de bunu yaşayanlar olduğunu görüyorum. Bir film vardı, daha önce sizinle konuşmuştuk hocam. Erkan Can'ın başrolünde oynadığı Takva başlıklı film. Filmin evet, adı buydu. Evet. Orada kendi değerleriyle günümüz hayatı arasındaki çelişkilerde veya çatışmalarda nasıl davranacağını bilemeyen bir insanın nasıl arada kaldığını gösteriyordu. Abdurrezzak da aslında biraz onu gösteriyor. Çünkü Afrika'da öğrendikleri, Zanzibar'da öğrendikleriyle İngiltere'ye gittiğinde modern hayatın, İngiliz halkının o klasik yaşantısı arasında kalması ki kitaplarında da onu Türkçe'ye çevrilen kitaplarında da görülüyor, yansıtmış. Yani geleneksel değerleriyle modern değerler arasında kalma ki kendisi Arapça da öğrenen birisi. Kitaplarında işte mesela İngilizce konuşan kahramanlar olduğu gibi Araplarla Arapça konuşan İngilizler de var. Hani o detayları iyi yakalıyor. Ya köprü kurmaya çalışıyor kitaplarında bir evet, anlamda. Evet, hem de anlamaya çalışıyor. Yani sadece bir siyasi bilinç, siyasal söylem değil de mültecinin gündelik hayatına dokunan meseleler üzerinden buna değinmesi önemli. Aklıma Sami Ayverdi'nin Mesih Paşa İmam başlıklı romanı geliyor. O romanın bir bölümünde bir Balkan bozgunu, Osmanlı'da Balkan bozgunu yaşayınca Rumeli'nden İstanbul'a yığın yığın insan geliyor. Onlar bizim kardeşlerimiz. Nerede yatacaklar? Nasıl bunlar hayatlarını devam ettirecekler? Camilerin belirli bölümleri onlar için açılıyor. Onlar orada bir süre yaşıyorlar. Anadolu'ya gönderiliyorlar. İşte o zengin paşa dediklerimiz yalıları, evleri olan evlerini açıyorlar. Teker teker yerleştiriliyorlar. İşte o insanlar bizim uzaktaki yakınlarımızdı. Sonra yakınımızda oldular. Ve ekmeğimizi bölüştük, suyumuzu bölüştük. Bir millet olduk. Abdurrezzak da anlayabildiğimiz kadarıyla onu yapıyor. Çünkü mülteciliği bir ötekileştirme, kavga vesilesi değil de birbirini anlayan, yeni bir şey ortaya koyabilecek yazılarla anlatmaya çalışıyor. Benim görebildiğim bu. Evet. Şimdi Orhan Pamuk Nobel'li yazarımız. Başka kimlerden, Türkiye'den çıkar mı acaba bir daha Nobel? Ne dersiniz? Ben hiçbir zaman ümidimi kesmem. Elbette çıkar. Ya Murakami kesmiyor. Murakami kesmiyor. İşte Yaşar Kemal kesmiyor. Diyelim. Yani Murakami hala devam ediyor. İngilizce'de işte ürünler, eserler vermeye devam ediyor. İşte bahis siteleri vardı mesela. Evet. Onlar işte değişik oranlarda şeyler yapıyorlar. Kim kazanır bu sene Nobel'i falan diye. Hep ismi geçiyor ama ismi geçmemişleri. Kenardan köşeden buluyorlar. Ve üzerinde mutabık kalıyorlar. Aslında bir anlamda fırsat olarak görüyorum. Edebiyat üzerine, edebiyatın insan ruhu üzerindeki etkilerini göstermek üzerine çok
sağlıklı bir düşünme zemini sunuyor. Edebiyatı aslında Nobel'ler onurlandırıyor baktığımızda. Ama genel olarak şöyle bir şey eleştirim olabilir. Sadece belli bir rafı doldurmak için, belli duygular. İşte siz şey misiniz, Batı'nın doğusundaki olan insanlar mısınız? Siz sadece mültecilikle, siz sadece efendime söyleyeyim çektiğiniz acılarla, melankoliyle, bunlarla ifade edebilirsiniz gibi bir parantez açılıyor. Mesela Tolstoy, değil mi? Evet. Ona biçilen de aslında yani doğuyu temsil eden bir yazar olarak, Batı'nın doğusunu temsil eden, o çok istemiyordu galiba. Şöyle bir bilgi var. Rusya Bilimler Akademisi tarafından, bir üye tarafından Tolstoy'un ismi Nobel alması için öne sürüldüğünde Tolstoy buna şiddetle karşı çıkıyor. Hemen araya girerek haber uçuruyor. Böyle bir şey istemediğini, eğer ödül kendisine verilirse de almamasının hoş karşılanmayacağını, hani iyi bir manzara olmayacağını söylüyor. Komite başka bir isme ödül veriyor. Hatta Tolstoy oradan gelecek paranın bana hayrı da dokunmaz. Ödül olarak verilecek paradan. Ya zaten parası varmıştır belki de ondandır. Evet, yani hayrı ne da dokunmaz diyor. De. Yani küçümsüyor da baktığınız zaman. O Savaş ve Barış, Diriliş, Anna Karenina'nın yazarı, usta isim. Gerçi hani biz bugünden bakıyoruz, büyük yazar diyoruz. Zamanında da anlaşılmıştır. Belki buna ihtiyacı yoktu. Öyle evet, değil mi? Evet. Yani yazmak biraz yazı mesela Ahmet Hamdi Tanpınar bu kadar dile çevriliyim diye mi yazdı? Yoksa belli duygulardan başka duygulara iltica etmek istediği için mi yazdı? Veya bir sorumluluk hissettiği için mi yazdı? Bütün bunlar aslında garip bir bileşke. Baktığımızda o da mesela işte bir anlamda kayıp duyguların, mülteci duyguların huzurda mesela şeylerine izini tutuyor. Bir anlamda envanterini çıkarıyor baktığımızda. İşte şeyde Beşşehir'de yine aynı şekilde bir şehirlerin kaybolup giden yüzlerini görebildiği fotoğraflarını çıkarmaya çalışıyor. Bu anlamda hani iç göçte var gibi sanki. Ahmet Hamdi Tanpınar nasıl diyelim günümüzdeki tabiriyle muhafazakar bir insan olarak değerlendirebilir. Şunun için muhafazakar diyorum. Muhafaza etmeye yönelen, tarih bilinci, kültür bilincini savunan, tarihi sürekliliği savunan bir kişi. Ama kendi profili böyle olmayabilir. Ve bunu günümüzdeki isimlerden de, geçmişte yaşamışlardan da çok daha iyi bir şekilde yapmış. Ve hakikaten biraz kim gibi diyebilirim, Cemil Meriç nasıl kendi çünkü öncesinde sol görüşlü olduğunu ama camiası içerisinde tutunamadığını, yazdıklarını ses getirmediğini söylüyor. Ahmet Hamdi Tanpınar da bir davanın peşinde. Müzikten bahsediyor, yeme içme kültüründen bahsediyor, şehrin mabetlerinden bahsediyor, o kaybolan şehir dokuları, insan ilişkileri ki bunları yazın 1950'li 60'lı yıllar. Türkiye'nin büyük değişim ve dönüşüm yılları. Ona rağmen memleketin o klasik dönemini anlatması takdire şayan. Bizim gönlümüzde hani Nobel almış gibi bir insan. Yaşarken bu kıymeti bilinseydi keşke diyoruz. Çünkü her yazar yazdığının kıymet bilindiğini görmek ister. Ama bu genelde çok mümkün olmuyor. Yazanlar da belki bu duyguyu peşinen kabul ederek, yani bundan sonra işte belki başka yazarlar da çıkar. Nobel alabilecek başka yazarlar da çıkarlar. Ama bu biraz dünya konjonktürüne bağlı. Evet. Dünya konjonktüründe nasıl bir rol biçiliyor? Zamanın ruhu neyi getiriyor, götürüyor vesaire. Almayanlar da var. Nobel ödüllerine layık görüldükleri halde almayanlar da var. Jean-Paul Sartre mesela reddetmiş. Reddetmiş. Hiçbir ödülü kabul etmemiş gerçi de. Onu da reddetmiş. Mesela güncel yazarlardan Sally Rooney var. Nobel'le alakası yok gerçi ama eserlerinin İbranice'ye çevrilmesini istememiş. Demiş ki İsrail bir apartheid devletidir, ayrımcı bir devlettir ve ben eserlerimin onun diline çevrilmesini istemiyorum. Bu da ayrı bir boyutu. Burada aslında şeye gelmek istiyorum biraz daha. Gündelik hayatın içinde edebiyatın araçlaşması, yani Nobel bir şekilde mesela bakıyoruz, aile hiç de öyle hani masum bir aile değil Nobel ailesi. Değil. İsveçli. Dinamiti bulmuşlar. Parayı da bulmuşlar dinamiti bulduktan sonra. Demişler ki ya bu dinamitle demişler biz kendi hatıralarımızla dinamitlemeden
basalım parayı, verelim ödülleri, ismimiz başka şeylerle, Barış'la yan yana gelsin, Edebiyat'la yan yana gelsin. İşte Barış ödülü, Edebiyat ödülü, tıp, ekonomi gibi kimya, başlıklar var değil mi? Kimya da evet. veriliyor tabii Aziz Sancar mesela. Evet. Baktığımızda hani bir anlamda güzel, evet dünyada kaç tane böyle ödül var ki? Hani işini iyi yapmaya çalışan insanların onurlandırılması güzel bir şey. Ama baktığımızda işte Alfred Nobel'in babası St. Petersburg'da bir işte Rus ordusuyla Çarlık zamanında vesaire silah işleri yapmış birisi vesaire. Hani şey Rockefeller'a söylemişler efendim demişler siz nasıl zengin oldunuz bunu anlatır mısınız? O da demiş ki bir gazeteci sormuş bunu o da demiş ki ilk yılını anlatmasam olmaz mı? Yani böyle karanlık dönemler oluyor anlatılamayacak izah edilemeyecek şeyler oluyor. Belki hani edebiyat ödülünün verilmesi de belki böyle bir şeydir. Hayatta her şey gerçekten çok kolay izah edilemiyor sanki. Öyle. Nobel ödülleriyle ilgili Alfred Nobel dinamitin mucidi bir haberde denk gelmiştim. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kardeşi vefat ettiği zaman işte gazetelere o dönem haber giriyor. İşte kan ve gözyaşının yani kelimeler bunlar değil ama hani kan ve gözyaşının müsebbibi ölüm tacibi. Gibi. Yani, ölüm tacibi. Öyle böyle bir şey yani. Söyleniyor. Ondan ders çıkarıyor. Adım böyle mi alınacak? O zaman diyor servetimin işte şu kadarını vasiyet olarak yazıyor Nobel ödülleri. Ve bakın 100 küsür sene geçmiş hala adından söz ediyoruz. 1900'lü yıllarda işte verilmeye başlanmış. Bu 117. yıl olmalı. Araya savaşlar girdiği için orada bir bu işte olmuş. İkinci Dünya Savaşı oluyor. Evet. Araçlaşıyor. İşte Sovyetler Birliği'nin Boris Pasternak'a ödülünün alamaması gibi durumlar vesaire değişik şeyler oluyor filan. Çok değişik değişik oluyor ama her sene böyle bir heyecan yaşanıyor şeyde. Yani baktığımızda ama mesela tabii her sene veriliyor. Kısıtlı sayıda kişi alabiliyor bunu. Bu edebiyat bunun dışında yoktur demek anlamında değil ama yok. Verildiğinde de sanki hani yazarlar çok mutlu oluyorlar. Tabii biz yıllar önce hep Yaşar Kemal'in kulis yaptığını duymuştuk. Yani tabii bunu bilmiyoruz nedir ne değildir ama sonuçta çevresi olan insanlar kulis yapabilir edebiyat ödülünü alabilmek için. Dünyaca tanınan bir isim oluyorsunuz. Ülkenizi de tanıtıyorsunuz. Orhan Pamuk'a ödül verildiği zaman Türkiye'de hatırlarsınız yer yerinden oynamıştı. Evet, hani evet. Ödülü Orhan Pamuk kazandı. İlk kez bir Türk kazandı. Hemen onun tezi diyelim neden ödül verildi işte. Başka senaryolar hemen anlatılmıştı ama öyle ya da böyle Orhan Pamuk kitapları olan kendisini kabul ettirmiş bir isim. Yazdığı kitaplar ortada. İşte bu müzedeyiz. Bu müzede de kitaplarını bir gördük. Bir büstü var mesela. Büstü var. Kitaplarını gördük. Yani o şeyin diyelim hani Cemil Meriç'in ya da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hani yaşarken gördükleri kabul edilmeme ya da görmezden gelinme. Sükût suikasti derler yani. Hı hı. Ahmet Hamdi Tanpınar bu ifadeyi kullanır. Sükût suikasti der. Yani kendi yazdıklarıyla değerlendirilme değil, kendi edebi değeriyle bir yerlere konulmak değil, belli parantezlerin içinde değerlendirmek, belli klişeler, çeteleşmeler diyelim veya iyi niyetli olmayan bazı çabalarla bir yerlere sıkıştırılıyorlar ama şimdi belki o zaman için çok daha önemli olan kişiler bugün isimleri ortada yok veya zikredildiği zaman ya o kim diye hatırlayan bilen var mı diye ansiklopedi karıştırmak gerekiyor. Tanpınar burada. Dünya dillerine çevrilmiş haliyle burada. Yani önemli bir şekilde devam ediyor. Yani izini bırakmış. Tarihin böyle garip şeyleri var. Mesela burada Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphane Müzesi'nde, müze ve kütüphane burası, birçok kıymetli şey var. Tarihsel sürekliliği gösteriyor. Tanzimat'tan bu yana edebi, hatta Tanzimat'tan da önce Nedim'le başlıyor. Evet. İşte değişik şeyler var, işte büstler var. Dergi kapakları var, başka şeyler var filan. Yani buradaki hava bana şuna söylüyor aslında. Yani ödüller müdürler evet önemlidir ama çok da kendinizi kaptırmayın. Hani edebiyat bir milletin bir ortak sesidir gibi sanki. Çünkü çok farklı düşünceden, hatta ömürlerinde belki yan yana gelmeleri mümkün olamayacak farklı nedenlerle insanlar eserleriyle burada. Ve baktığımızda hepsine birlikte bir Türkiye diyoruz. Belki edebiyatçılar için en büyük ödül yaşarken okunduğunu görmek.
kitlesinin olduğunu görmek, yazdıklarının ses getirdiğini işitmek. Yani şöyle düşünün, popüler bir yazarsınız veya değilsiniz. Ama vapurda giderken kitabınızı okuyan birisine denk gelseniz ne hissedeceksiniz? Tramvayda veya üniversiteye girdiğinizde sayfa atlıyor mu diye bakarlar herhalde. Kitabınızın sıkıcı mıyım değil miyim falan diye. Kitabınızın işte taşındığını görseniz. Herhalde edebiyatçılar için bu harekete geçiren güç bu olmalı. Usta-çırak ilişkisi, biz buradayız. Burada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın büsünü gördük. Yahya Kemal var. Yahya Kemal'in öğrencisi Ahmet Hamdi Tanpınar. Ama yalnızca burada mı bir aradalar? Hayır. Aşiyan'da Yahya Kemal ile Ahmet Hamdi Tanpınar neredeyse yan yana yatıyor. Usta-çırak, hoca, evet, öğrenci. Evet. Orada da ayrılmamışlar. Nazım Hikmet de burada mesela. Evet. Yani şeyde, bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. O da burada. Her birisinin hatırasını kovalamak, bizi bu kadar konuşturmaları zaten yaptıkları işte başarılı olduklarını gösteriyor. Gösteriyor. Şimdi şeylere bakınca, eserlere bakınca burası hani Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphane Müzesi gerçekten Alay Köşkü'nde şey gösteriyor. Aslında esas sultanın kim olduğunu gösteriyor. Her şey gelip geçiyor. Yazarlar, kelimeler, şeyler kalıyor. Burada kalıyor. Baktığımızda ve hani kurulmuş bu, burası mesela Cumhuriyet döneminde Güzel Sanatlar Birliği mi, öyle bir şey, evet, var. Resim, heykel, işte şair, yazar, onların toplandığı bir yer haline gelmiş. Yani öyle de bir durumu varmış. Osmanlı döneminde burası Telgrafhane Nazırı'nın yeri, yani iletişim bakanı gibi diyebiliriz. Evet. Onun yeri, telgrafhane hemen Sur-u Sultaniye bitişik. Ya yani birçok fonksiyonu olmuş ama en çok akılda kalanı herhalde bu müze olacak. Bu müze olacak sanki. Böyle tevarüs ediyor şeyler, hikayeler birbirini çağırıyor. İşte Türkiye'nin tarihi, işte akşam olunca bir yalnızlığı, şey, sur içinde olmanın, akşam tenhalığının bir yalnızlığı, baktığımızda birçok kişi önünden gelip geçiyor. Gene edebiyat gibi, gene mesela Abdülrezzak Gunnah'a da şey yaparsak, şey demiştiniz hocam, yani 2010'dan itibaren Almanca baskılarının çevirisi yokmuş zannediyorum. Evet, yani sınırlı bir çevrede tanınan kişi, 2010 yılından beri Almanca kitaplarının baskısı yok. Şu an herhalde yeniden başlayacak. Yok, hemen basarlar. Türkiye'de Murat Belge dersinde okutuyormuş. Onu öğrendim. 2013 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani iyi bir yazar olarak kendisinden bahsetmesi, demek ki çevrenin onu bilmesi, erbabının bilmesi, başarının tesadüf olmadığını da gösteriyor. Türkçe'ye çevrilen kitapları var. Şu an artacak, öyle görünüyor. Çünkü Nobel ödülünü Nobel'le kazandı. Nobel'le bütün dünyada okunması, en azından satışı diyelim. Çünkü Nobel her satılan ödüllü yazar. Nobel ödüllü yazar. Evet, o bir ticari, müseccel bir markaya dönüşmüş durumda. Nobel ödüllü olması bir şeyin gerçekten. Yani ama hani yazarların buna gayret etmesi güzel bir şey. Daha da güzeli aslında edebiyatın hayatımızın, yani yılın belli dönemlerinde gerçekten gündeme gelmesi. İşte başka ödüller de var ama Nobel kadar etkili olanı çok fazla yok açıkçası. Her ülkenin, her şehrin dahi kendine göre bir gündemi var. Hatırlarsanız böyle 2010 yılına giden süreçte İstanbul'un marka değeri, 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti olacak, onunla ilgili hazırlıklar vardı. Bu süreçte Ahmet Ümit İstanbul Hatırası'nı yazdı. İstanbul Hatırası sur içinde bir cinayet hikayesini anlatıyor. Evet. Ve işte Topkapı Sarayı'na giriyor, oradan bilgi alıyor. Alay Köşkü'nün, yani Ahmet Hamdi Tanpınar işte müze kütüphanesinin yanından geçiyor. Saray burnuna iniyor, Fatih, Çarşamba, oralarda dolaşıyor. Yani yaşadığımız şehri tanıtıyor aslında. Ve o bizim kendi gündemimiz, o bizim konjonktürümüzle öyle bir örtüştü ki şehri adımlamaya, İstanbul'u adımlamaya başladık. Farklı yerlerde bunun gibi yazılan kitaplar, işte Abdülrezzak Gurnah da kendi ülkesinden kalkıp İngiltere'ye gidenleri anlatıyor. Uyum sorununu anlatıyor. Belki dil öğrenip de o dili konuşmamak, belki kendisini de ön plana çıkarmamak. Hani o kitaplarında misal şöyle bir şey var. Kahramanlar zaman zaman İngilizceyi konuştuğunu dahi belli etmek istemiyor. Abdülrezzak Gurnah'ın hemen
Nobel ödülünü aldıktan sonra, edebiyat ödülünü aldıktan sonra röportaj için aradıklarında gerçekten kazandım mı? Hani inanmıyor. Çok da mütevazı. Hı-hı. Aa öyle mi? Tamam hani kendi karakterini yansıtmış işte. Ve böylece tanıyoruz. Evet yani o kadar zaten süperstar olanlara çok şey yapan, kıyıda köşede Nobel'de biraz da böyle kadir kıymet bilmek gibi bir sanırım şey var. Hani Peter Handke'yi bir tarafa koyacak olursak orada yaptıkları evet. büyük hatayı diyelim, büyük affedilmez hatayı diyelim bir kenara koyacak olursak gerçekten hani geçen sene de Amerikalı bir şaire vermişlerdi. Gene çok kitlelerle çok buluşan bir isim değildi ama bir şekliyle kelimelerin, insan ruhuna işleyen kelimelerin, bir amacı olan kelimelerin dünyada bir karşılığının olacağını göstermek zannediyorum. Kıymetli şeyler. Yazmak isteyen kişiler için de bunlar da bir motivasyon herhalde. İlla bestseller olmayabilirsiniz veya kitaba da dönüşmeyebilir yazdığınız ama bir hikayeniz varsa, gerçekten anlatacak bir hikayeniz varsa, bir derdiniz varsa bunu ifade ederseniz bir yerlerde yankı bulur. Sizin sosyal medyada gündeminiz var. Yazmak diye başlayan değil mi hocam? Evet. Yani o yazmak, her sabah yazmak üzerine bir cümle kurmaya çalışıyorum. Gerçekten öyle. Çünkü bunu yazarken de zaten kendim bir şey yazma serüveni üzerinde düşünmüş ve bir şey yazmış evet. oluyorum. Yazmanın kendisi sanki sanırım bir ödül. Yani en büyük ödül Nobel değil aslında. En büyük ödül yazmanın kendisi, insanın kendini yazarak ifade edebilmesi. Başka bir canlı bunu yapamıyor. Evet. Başka bir canlı da okuyamıyor ve okuduklarıyla etkileşime geçemiyor. Ya Orhan Pamuk dünyanın birçok dilinde asla anlayamayacak insanlar, onun konuştuğunda asla anlayamayacak insanlar dillerine çevriliyor ve o dillerde İstanbul'u tanıyorlar, Kars'ı tanıyorlar, başka yerleri tanıyorlar ve muazzam bir Türkiye resmi beliriyor kafalarında. Milyonlarca İstanbul, milyonlarca Kars beliriyor bir anda evet. ve çoklanıyor bir anda yaşayan efsanevi bir hale geliyor gibi. Ben bunları çok büyülü buluyorum. Yani yazmanın dünyası gerçekten büyülü. Abdurrezzak Kunnah da belki yani kendine bir ülke kurmaya çalışıyor. Yani sadece üzgünlükler üzerine değil, umut üzerine de belki. Bu kısmı önemli. Yıkıcı zaten bir dil kullanmamız kitaplarında o geçişi sağlaması, onun için çabalaması bunu teyit ediyor. Ya çok kırılgan çünkü mülteci hikayeleri çok kırılgan hikayeler. Arabeske evrilmesi çok kolay olabiliyor. Ama umudu beslemek gerçekten Abdurrezzak Gunnah olsun, başka şeyler olsun, başka yazarlar olsun bunları da önemsiyorlar. Ve gene Peter Handke'yi bir tarafa bırakalım. onun haricindeki de onu çıkaralım. Baktığımızda hani iz bırakıyorlar. Hayatımızda bir işte sözün hala kıymetli olduğunu gösteriyorlar. Kelimelerin hala kıymetli olduğunu gösteriyorlar. Kelimelerin büyülü olduğunu gösteriyorlar. Yazma coşkusunu belki önümüzdeki nesillere aktarmak için önemli bir şey bu. Önemli bir araç, önemli bir meşale diyelim Nobel. İşte günahlarına kefaret olsun ne diyelim hocam. Yani baktığımızda yavaş yavaş programımızı sona erdirelim. Nagihan Haliloğlu hocamız da aslında Abdurrezzak Kunnah'la bir araya gelmiş. Evliya Çelebi üzerinde bir sohbet etmişler. Belki yani onun sunduğu tebliği beğenmiş Abdurrezzak Kunnah. Belki önümüzdeki haftalarda kendisi burada olduğunda bize bu detayları anlatır, başka şeyleri anlatır. Biraz daha Nobel dedikoduları yaparız. Çünkü bu işlerin konuşulması da bir o kadar güzel. Tabii. Yazmak üzerine konuşmak da güzel. Konuşmaların en güzellerinden bir tanesi belki. Şimdilik Nereye Gidiyoruz'dan, Alay Köşkü'nden, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi'nden sizlere, hepinize bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Nereye Gidiyoruz'a bu haftalık burada son veriyoruz. Hoşçakalın.